Herkese merhabalar. Bugün 5 Şubat Pazar günü akşam 18 sularındayken Borsa yeni ile beraberiz. Hafta sonu değerlendirmesini yapacağız. E, borsanın arkadaşlar genel gidişatını, e, geçen hafta konuştuklarımızı ve önümüzdeki hafta olabilecekleri tartışacağız. E, bu yayın arkadaşlar e, sadece Borsa'ya özel olacak. E, bundan sonra ikinci bir video çekeceğim. O yayında da altın ve gümüşün e, nereden dönebileceğini ve tekrardan neresi e, alım fırsatı olabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. İkinci videoyu e, bekleyebilirler. Bu sadece borsa üzerine olacak bu yayın. Şimdi arkadaşlar e, Twitter'dan da paylaştığım bir e, borsa görüntüsü vardı. Burada aylık grafik üzerinde e, bir e, kanal oluşturduğumda bu şekilde bir e, görüntü elde etmiştik. Ve sarı halka içerisinde bir görüntü. E, Halka içerisindeki durumu size e, dikkatinizi çekmiştim. Biraz daha yaklaştırıp gösterdiğimizde aslında e, bazı arkadaşlar yanlış anlamış da olabilir ama bu kanalın halen üstünde olduğumuzu gösteriyordu. E, yani biz aslında yükselişimize devam ediyoruz. Aylık grafikte bir düzeltme içerisindeyiz. E, halen yükselişten devam ediyor mu etmiyor mu? Bunu da sizlere ifade edeceğiz. Şu an doji olarak bazı arkadaşlarımız ifade etmiş ama şu an daha ayın çok başındayız. 5 Şubat'ta olduğumuz için bunu henüz doji diyemeyiz. Çünkü ay sonunda bu moon grafiği aşağıda da olabilir, yukarıda da olabilir. Bunu ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Şimdi biz burada o grafiği ben birazcık daha arkadaşlar düzenledim. Ve bu hale getirdim. Şu an e, bu grafiği aylık bazda analiz hani edersek. Bakın burası 90'lı yıllardan başlıyor. Hatta e, 88'li yıllardan başlıyor. Yukarı doğru giden trend. Enflasyonla beraber e, hep düzeltip yukarı gitmiş. Şurada bir sert düşüş var. Burası da aslında 99 kriziyle e, oluşan bir e, durum diye hatırlıyorum ama. Evet 98 arkadaşlar kriziyle e, burada bir oluşum oluşmuş. 99'la beraber tekrar bir düşüş olsa da sonrasında 2001 kriziyle tekrar bir düşüş yaşadı ve buralar gördüğünüz gibi dip noktalar olarak gözüküyor. Bakın burada 2008 Amerika mortgage krizinde gördük o dibi. Burası da 2020 pandemi kriziyle beraber borsanın düştüğü nokta ve sonrasında da yukarı doğru hareket devam ediyor. Yine burada da enflasyon doların artmasıyla oluşan mavi bir kanal var. Sarı kanalda daha yakın noktada kanalımız. Aslında biz normal şartlarda faizlerin bir tık enflasyonla yüksek olduğu ve görece düşük olduğu enflasyon ortamında bu yeşil kanal içerisinde hareket ediyorduk. Bakın 2018'de Trump krizi kriziyle beraber aşağı geldik. Sonrasında tekrar toparladık. 2020 pandemiyle düştük. Tekrar yukarı geldik. 2021 tepesiyle beraber aşağı geldik ve yatayda 1400'lerde devam ediyorduk. Daha altta 1000'li e, seviyeler vardı. Yani 100.000'li rakamlar o zamana göre. Ve sonrasında arkadaşlar e, faiz indirimine başladıktan sonra 1700 rakamlar üzerine atmaya başladık. Ve sonrasında arkadaşlar anormal hareketler bundan sonra oluşmaya başladı. E, Kaldı ki şöyle bir hesap yaparsak. Bakın buralar 1700'ler. 1700'ler e, civarında dolar arkadaşlar 8.50'ler civarındaydı. Ama sonrasında e, kabaca... Burada doların fiyatı belki daha az arttı ama 18.8 bölü 8.40 dersek 2.23, 2.30 çarpı 1.750 dersek evet 4.000 rakamlar karşımıza çıkıyor kabaca. Dolar bazında baktığımızda aslında biz yine 2001'li rakamların olduğu nokta dolar bazında 4050'lere geliyor arkadaşlar kabaca 4000 4050lere Hatta her şeyin fiyatı 3 kat arttığını düşünürsek 1.750 çarpı 3 dersek 5.250'ye denk geliyor bu sefer de. Yani bizim için burada 4.000 rakamlarının altı sanki dolar bazında çok mümkün değil. TL bazında enflasyona baktığımızda da tabi göreceli biraz ama Türkiye enflasyonuna göre burada daha düşük bir değer gözüküyor. Muhtemelen 3.500'ler diye hatırlıyorum. Orada bir yani iki katına çıkması lazım arkadaşlar kabaca bu şu değerin. 1750 çarpı 2 dersek e, TÜİK enflasyonuna göre 3500'ler gözüküyor. E, bu kötü durumda oluşacak bir durum ama şu an ben e, şu anki şartlarda çok mümkün görmüyorum. E, düşük faiz ortamında. E, şimdi birazcık daha arkadaşlar derinleştirelim analizi. E, dikkat ettiğiniz üzere şöyle yaklaşıyorum. Daha doğrusu uzaktan gelelim. Bakın bu tepe noktalar tabii ki yani biraz hassas çizme, çizmeyle de alakalı ama. Şöyle yaklaşıyoruz. Dikkat ettiğiniz üzere sarı nokta tam da bu 4500'lerden geçiyor. Yani biz yolumuza buradan devam edeceksek bu noktalardan devam edeceğiz ve daha da üst sirvelere gideceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Bu üst sirvelerde ben 6500-7000 rakamlar olabileceğini düşünüyorum. Seçim sonrası eğer bu mavi kanal üzerinde kalmaya devam edersek bakın o mavi kanalda kabaca e, 4900'lerden geçiyor. Yani biz Mart Nisan aylarının 4900'lerin üzerinde kapatırsak muhtemelen biz e, 6000-7000 rakamlara orta ve uzun vadede arkadaşlar erişeceğimizi bizlere gösteriyor. Çünkü enflasyon gerçeği mevcut. Peki haftalık grafiğe dönelim. Haftalık grafiğe yaklaştığımızda bazı Eksiklikler gözükse de şu an grafikte haftalık baza gidince alt çizgiye kayboldu ama önemli değil arkadaşlar. Biz zaten yakın tarafa bakıyoruz. Yakın tarafa yaklaşıyorum. Yakın tarafa yaklaştığımda şurada bu doların çok sert yukarı gidip tekrardan normale geldiği şu bölgeyi saymazsak 2400'den biz nereye düşmüştük? 1700'lere sonrasında da 1800'lere kadar arkadaşlar savaş döneminde düşmüştük. Sonrasında dalgalanıp aşırı alımın olduğu yine şu banka dönemi var orayı da saymazsak arkadaşlar. Esasında işte 3400'de e, alt tarafta 2400 var. Sonrasında yukarı doğru hareket devam etmiş. Sonrasında yeni bir e, trend e, başlamıştı ve sarı bölge içerisinde devam ediyordu hareketimiz. Ben de arkadaşlar e, 4800-4900 arasından e, bu sarı kanalın içerisinde kabaca dönmesini bekliyorum diye ifade etmiştim. E, ama en kötü durumda da yine e, 4400-4100 mor halka bölgesini ifade etmiştik. Ama ben açıkçası o bölgeye oluşmasını beklemediğim için... 4.800-4.900'lerden dönmesini bekliyorum diye ifade etmiştim. Kaldı ki e, onun altına geldik. Ben e, bu konuda yanıldığımı kabul etmiştim arkadaşlar. Kabul de şu an ediyorum. E, yani şu bölgenin altına saktık arkadaşlar geçen hafta. E, o bölgede 4.900'ler civarı idi. E, günlük baza dönersek e, şu sarı kanalın altına sarkmış vaziyetteyiz. E, ve şu an biz daha önceki devam eden bakın şu bölge. Orayı göstereyim size. Bakın hep destek alan bölge. En kötü dönemlerde bile artık bizim e, destek aldığımız hatta bankacılık krizinde bile gelmediğimiz nokta olarak. Bakarsak 3800'ler e, yani şu an dibin dibi gibi gözüküyor. Ama e, burada enflasyon olduğu için arkadaşlar şu sarı hareketi yaptık. Dolayısıyla e, asgari ücreti enflasyon üzerinde zam gelmesiyle beraber aslında bu hareketi yaptığımızı düşünüyorum ben. E, ve Yukarı doğru hareket şurada bakın enflasyon üzerinde zam asgari ücrete geldikten sonra bu hareketi yaptığımızı düşünüyorum. Yine biz e, benzer bir hareketi burada da yapabiliriz ama şu an seçim olduğu için belki bu hareketi yapamıyoruz diye aktarabilirim. Ama şu an arkadaşlar ben şuradan bir trend oluşturursam şöyle bir hareketle baktığımda yaklaşıyorum. Evet burada arkadaşlar 4500'lerde 4440'larda bir. E, desteğimiz var. Onun altında 4200'ler var. E, 3800'ler yani arkadaşlar ben biraz uzak kaldığını düşünüyorum artık. E, o bölgenin yani ben kötü bölgenin şurada söylediğim gibi 4400 ile 4000 arasındaki bölgenin artık e, borsanın dibi olduğunu düşünüyorum e, diye ifade etmek istiyorum. E, yani burada 4400'lerden artık e, mal tutulduysa çok satmanın e, anlamsız olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ama e, aylık bazda döndüğümüzde aylık bazda bize diyor ki 4900'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor diyor e, Şubat ayı içerisinde e, Şu an o seviyeler etrafındayız Eğer bu Çizginin üzerinde yani şu çizgiyi ben renklendireyim O çizgide arkadaşlar şöyle göstereyim Mor çizginin üzerinde kaldığımız sürece 4600'ler civarından da geçiyor arkadaşlar e, Sıkıntı olmayacağını gösteriyor ama 4900'ler 4950'lerin üzerinde kaldıkça arkadaşlar bu da trendin çok güçlü olacağını bize gösterir aylık bazda. Haftalık baza geçtiğimizde ise tamam biraz negatif bir durum var ama arkadaşlar önümüzdeki hafta günlük baza baktığımızda ise daha kısa vadeye dönüyoruz. Bu sarı kanal doğru bir atak olacağını ben düşünüyorum. Bu sarı kanala geldiğimizde de 5280'ler civarında bir direnç olduğunu düşünüyorum. Onun nedeni de şimdi artık biraz yaklaştık yakın vadeye. Şöyle bir direnç çizelim. Bakın burası bizim direncimiz artık. Alt tarafta da desteğimizi çizersek şöyle bir kanal oluştu diyebiliriz. Ve bunu da daha önce de ifade etmiştik. Buradaki formasyonda A, B, C, D, E şeklinde devam edebilir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani biz şuradaki fiboları da bir destek olarak e, direnç olarak kabul edersek evet şurada arkadaşlar 5300'ler e, e, civarına gelince borsaya bir dikkat etmek gerekiyor e, önümüzdeki hafta arkadaşlar e, bu bölge hedef bölgesi olabilir günlük bazda da ben yine Twitter'dan yaptığım analizlerde 5.009 pardon 4.940 seviyesinin üzerinde kapanışla beraber burada yükseliş de geçtiğini düşünüyorum. İlk hedefin burada 5000 sonrasında da 5080 olduğunu e, arkadaşlar ben yine e, Twitter adresinden de bahsetmiştim. Onu da gösterelim. Şöyle bulabilirsek. Evet 5000-5080 ilk hedef demiştik. 5000'leri arkadaşlar neredeyse gördük. Ben 5080'lere hareketin devam etmesini bekliyorum. Burada e, stop loss olarak kullanacağımız noktayı da yine Söylersek ben yakın vadede arkadaşlar 4970'lerin üzerinde kalmamız şartını koyuyorum buraya. 4970'lerin üzerinde kalmamız önemli. Şurada da dirence kısa vadede bakın dirence zaten geldik. Burada bir miktar kâr satışı olabilir. 4970 üzerinde kapattıkça hedefin 5080 olduğunu düşünüyorum diye ifade etmek istiyorum ama. Esas direncinde yine 5300'ler tarafında olduğunu 5.300'lere gelince 5.280 5.300'lere gelince tekrardan bir düzeltme olabilir buna dikkat etmek gerekiyor. Ama şimdilik e, günlük bazda yön yukarı diyelim arkadaşlar kısa vadede baktığımda. Haftalık bazda ise baktığımda burada henüz yükselişe geçemediğimiz gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı yeşil kırmızı kırmızı bunlar oluşmuş. E, şuradaki seviye arkadaşlar 5.150'nin üzerinde bir kapanış gelirse haftaya o zaman orta vadede. Ee, i̇lk etapta 5300, 5300'ü kırarsanız arkadaşlar e, 6000-6500'ler gelebilir. E, şu an e, herkes panikle arkadaşlar ben e, geçen hafta küçük yatırımcının özellikle 4500'lerde sattığını görüyorum. Hatta bazı e, analizciler de sattığını söylemiş ama ben bu bölgede e, buraya kadar indikten sonra satılmasını çok mantıklı bulmuyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil çünkü e, oldukça ucuz bir bölgeye doğru yanaşıyoruz. Çünkü 4400'de 4000 en kötü durumda belki 4050'ye geleceğiz. Zaten aşağılara gelmişiz. Daha ne kadar aşağı gidebiliriz? 3800'ler var ama şu an ben 3800'den geleceğini açıkçası düşünmüyorum. O yüzden çok mantıklı değil borsada 4500'ler civarından satım yapmak panikle. O yüzden sakin kalmak gerekiyor arkadaşlar. E, tabii ki tepe noktalardan ee, çok büyük e, yüzdelerle alım yapmamak gerekiyordu. 5700'lerden alım yapıp da eğer burada e, 5300'lerden düşüş treninin başladığını, e, 4700 4800'lerden dönüşün olabileceğini ifade etmiştik. Sonrasında da arkadaşlar 5500'lerden dönüş olabileceğini ifade etmiştim. Ben burada tekrardan 4900'lerden dönüp tekrardan şu hareketi yapmasını beklerdim ama orada yanıldığımı kabul ediyorum. Sonrasında aşağı geldik. Burası da önemli bir destek zaten 4500'ler 4.400'e test ettik. Burada da zaten yükselişe döndük. artık şu an stop loss'la beraber yukarı doğru oynamak gerekiyor diye düşünüyorum. O da 5300'ler. 5300'lerden tekrar dönersek o zaman düşünürsünüz satmayı diye ifade edelim. Borsada arkadaşlar kısacası aylık bazda 4900'ler önemli. Halen üstünde sıkıntı yok. Haftalık bazda düşüş trendi içerisindeyiz. 5130 üzerinde kapatmamız gerekiyor. Günlük bazda ise arkadaşlar burada yükseliş trendimiz mevcut. İlk hedef 5080 sonrasında 5150 ve sonrasında da 5300'lere doğru bir yol alabiliriz önümüzdeki hafta. iyi durumdaki haberlerle beraber devam ederse. Bir de arkadaşlar şu durumu göstermek istiyorum size. Şöyle 17 Aralık tarihinde arkadaşlar dolar bazında grafiğe baktığımda ben 320 ile 290 arasında bir yerde ciddi direncin olduğunu düşünüyorum ve oradan da satış gelebildiği ifade etmiştim ve arkadaşlar bu satış da geldi. Bakın buradaki hareketle beraber şu dönüşü yaşadık. Ben bu dönüşü aslında 240'lara doğru gelmesini bekliyordum ve geldi arkadaşlar 240 dolar burada önemli bir destek. 1880'de çarptığımızda evet 4500'ler karşımıza çıkıyor. 4480'lerden döndük. E, ayrıca bir de arkadaşlar şuradaki yükselişe bir fibo koyduğumuzda bakın arkadaşlar tam şurada bu yükselişin yarısı kabaca 400, e, 238 dolardan geçiyor. 238 çarpı 18.82 evet 4480 yani e, tam da dönüşün olduğu nokta Karşımıza çıkıyor ve bir sonraki direnç arkadaşlar 263 dolar. 263 çarpı 18.82 Evet bu da 5000 direncine geldiğimizi gösteriyor. 5000 aşarsak da arkadaşlar burada bize e, şuradaki seviyeyi karıştırmadan silelim. Daha net görün. Evet şuradaki direnci açtığımızda arkadaşlar tekrardan 310 dolarları doğru hareket yapabiliriz. 310 dolarlarda 308 hatta değil 18.82 dersek evet 5800'ler ve üzeri arkadaşlar e, yine karşımıza çıkabilir. Şöyle bir hareket olma ihtimali bulunmakta diye ifade etmek istiyorum. Belki o kadar değil. Şöyle bir hareket sonrasında tekrar düzeltme sonrasında bu hareket olabilir mi olamaz mı bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, peki daha alta gelirse arkadaşlar ben dip o noktası olarak şuraya görüyorum o noktada arkadaşlar kabaca 211 dolar. 211 dolar çarpı 18 nokta e, Tabii tabi dolar da sabit kalmayacaktır aşağı giderken ama 18.85 desek. Pardon yanlış yaptık arkadaşlar. 211 çarpı 18.85. Evet 4000 dolar e, 4000 TL civarı borsa. Yani Bizim grafiğimize dönersek burada 4050 civarında bir hesap yapmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla ben borsanın 4050'lerin altına çok gelmesini beklemiyorum. Şurada size bahsettiğim kötü bölge en kötü gelmesini beklediğim nokta aslında orası da mor bölgeydi. Oranın üst noktasını test ettik. Belki de onun altına hiç gelmeyeceğiz demek istiyorum. Yani 4400'ler arkadaşlar benim için satım yeri değil parçalı alım noktasından bir tanesidir demek istiyorum. E, buraya kadar e, belki de %50 e, pozisyon pozisyon bir Yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Daha alta gelince %20 daha alınabilir. E, 4000'lere gelince 4000'in altı yani zannetmiyorum bu enflasyon ortamında geleceğini diye arkadaşlar söyleyip burada yayını tamamlıyoruz. Kısa vadeye tekrar dönersek 4970 üzerinde kaldıkça hedef 5080 5150 ve 5280-5300 bölgesi 5300'e gelince biraz dikkatli olmak gerekiyor. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.